Merhaba sevgili Elen Brand takipçileri. Yepyeni yeni bir bölüme hoş geldiniz. Çok mu enerjik oldu? Sinema 101'in bu haftaki bölümünde ilk kez senaryoya yönelik bir teknikten bahsedeceğiz. Senaryo hikaye diyelim. Onun adı da MacGuffin. Şimdi sizden bir tahmin yapmanızı istiyorum. Sorumu sorduktan sonra videoyu durdurup yorumlara cevabı yazın. Ondan sonra videoyu yönetmeye devam edin. Hazır mıyız? Sizce MacGuffin tekniğini en yoğun kullanan yönetmen kimdi? Tabii ki Hitchcock. MacGuffin tekniği Hitchcock'tan önce de kullanılıyor olmasına rağmen bu tekniği en yaygın kullanan yönetmenlerden birisi de Hitchcock. Peki ne demek MacGuffin? Birazcık ondan bahsedelim. Senaryoda ne olduğu anlatılmayan bile ancak senaryoyu ilerletmek için kullanılan nesne, obje, kişi veya şeyler olabiliyor bu. Bunların en meşhur örneklerinden birisi tabii ki Pulp Fiction'daki çanta. Açılıştan kapanışa kadar devamlı gördüğümüz, içinden altın süzme bir ışık çıkan ama ne olduğunu hiçbir zaman öğrenmediğimiz, işte bir karakterin ruhundan işte altına kadar pek çok teoriyle tanıtılan bir obje. Veya bir diğer çok meşhur örneği Yüzüklerin Efendisi'ndeki yüzük. Hikayenin başında hikayeyi ilerletmek için kullanılan nesne. Daha sonra 3 film dışında arada bir onu görmek dışında pek fazla bir şey yapmıyor bize. Önemli olan oradaki yolculuk, orada o yolculuk zamanında karakterlerin başına gelen olaylar. Ama MacGuffin'in benim de en çok sevdiğim en harika örneklerinden birisi tabii ki Hitchcock kadar büyük bir ustadan Orson Welles'tan geliyor. O da açılışta da gördüğünüz Citizen Kane, yani Rosebud. Tüm film boyunca zengin işte ölen karakterimiz Kane'in ölüm döşeğinde söylediği son kelime olan Rosebud'un ne olduğunu bulmak için geçiriyoruz. Ve filmin finalinde bunu öğreniyor muyuz acaba? Şimdi spoiler vermeyeceğim, burada söylemeyeceğim. İzleyin, öğrenin ama bütün film Rosebud'un ne olduğuyla geçiyor. Aslında Rosebud'un ne olduğunun neredeyse hiçbir önemi yok. Önemli olan Citizen Kane'in hayatı. Hitchcock'a MacGuffin'in ne olduğu sorulduğunda, ki bu hikayeyi YouTube'da İngilizce olarak bulabilirsiniz, şöyle bir hikaye anlatıyor. Diyor ki bir trende iki kişi karşılıklı oturuyormuş. Bir tanesi diğerine, karşısında oturana demiş ki kafanın üstündeki kutuda ne var? O da demiş ki kafamın üstündeki kutuda İskoç dağlarındaki aslanları yakalamak için bir enstrüman var demiş. Adam da demiş ki İskoç dağlarında aslan yok ki demiş. O da demiş ki o zaman kafamın üstünde de bir MacGuffin yok. Yani olay bu. MacGuffin aslında hiçbir şey ama sadece hikayeyi ilerletmemizi sağlıyor. Ay Hitchcock, vay Hitchcock. Özetlememiz gerekirse MacGuffin neymiş? MacGuffin hikayemizi ilerletmeye sağlayan ama hikaye anlamında hiçbir önemi olmayan nesne, obje veya kişiler. Hitchcock'un 39 Steps'inden tutun da işte ellerini atmışların meşhur The Maltese Falcon'una kadar özellikle o dönem pek çok thriller dediğimiz böyle aksiyon hikaye dolu macera filmlerinde kullanılan yaygın bir teknikti ama günümüzde de oldukça yaygın kullanılıyor. Sizin bildiğiniz MacGuffin örnekleri var mı? Bu söylediklerim dışında tabii. Varsa lütfen aşağıda paylaşın, yorumlara devam edin. Çok seviyorum sizlerden yorumlar almayı. Gördüğünüz gibi zaman zaman tepkiler de veriyorum onlara. Paylaşmayı, beğenmeyi, arkadaşlarınıza anlatmayı, hocalarınıza göstermeyi, sinema okullarında okutmayı falan filan unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.